Herkese yeniden merhabalar güzel dostlar sevgili arkadaşlar umarım hepiniz çok iyisinizdir Bugün 11-17 Eylül haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum sevgili kova burçları. Güzel, sağlık dolu, bolluk ve bereket dolu süper bir hafta geçirmenize niyet ediyorum. Bakalım bu haftanın enerjileri size ne getiriyor? Size farkındaysanız hep bir şeyler getiriyor. Ve sizin yakın zamanda canınızı sıkmış bazı insanlar var. Bakın niyet etmişsinizdir. Ya inşallah şuraya geçerim diye. İşte şuradan hayırlı haberler gelir. Beni iyi niyetle ararlar diye. Aramamış olabilirler. İyi insanlar dediğiniz kişilerden çok affedersiniz tekme yemiş olabilirsiniz. Yani dediğim gibi öyle ya da böyle ucu insanlara dokunan, çevreye dokunan, Böyle birileriyle bir sanki sürtüşme, bir problem yaşamış gibi görünüyorsunuz. Birileri size izin vermemiş olabilir. Hiç önemli değil arkadaşlar. Bazı insanlar sadece bir şeyleri geciktirir. Ama engelleyemez. Bakın. Görüyor musunuz? Burada birileri bir şeyler yapmaya çalışmış olabilir. Hiç önemli değil. Tak 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 tak. Bakın bir sürü bir sürü bir sürü. Yani sayalım mı? Özellikle şunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Ki şunları da sayabiliriz. Gayet ilerleyen zamanları anlatıyor çünkü. 8 mi dedim? 9, 10. 10 tane. Şu çok burayı ilgilendirmiyor çünkü. 10 tane güzellik birden var. Şimdi arkadaşlar 10 sayısı biraz farklı bir sayı. Çünkü iki sayıdan oluşuyor. Birisi bir, bir şeylerin var olması, birinci olma, alfa olma durumlarını sıfır rakamı da biliyorsunuz bir şeyleri sıfırdan başlamayı, ilerlemek adına para biriktirme dönemini, iş mi kuracaksınız? Bir pa işe başlamaktır, sıfır para biriktirmektir. Yani bir şeylerin öncesini anlatır ve hemen bir sonraki aşamaya sizi başlatır. Yani ben o kadar para biriktirdim, o kadar evlilik hazırlığı yaptım, işe girmek için o kadar emek sarf ettim, o kadar mahkeme açtım. E ne olacak? Bakın sıfır değil, hiç olmayan bir şey değil. yanında bir var. Yani sen bu kadar emek vermişsin. Bir de arkadaşım senin bununla ilgili bir başlangıcın hem de bir rakamı çok güçlü bir başlangıçtır. Güzel, güçlü de bir başlangıcın var. Her ne için hazırlık yapıyorsan, her ne için okuyorsan, her ne için çaba gösterip gidiniyorsan, emek veriyorsan, senin bununla ilgili bir başlangıcın var. Ve gördüğünüz gibi hep yani böyle giden şeyler değil bakın hani böyle sıçrıyor da gitmiyor. Sıçramasına rağmen geliyor gibi görünüyor görüyor musunuz? Sanki böyle tatlı tatlı böyle balıklar var da size doğru geliyorlar. E bu da zaten başlı başına güzel bir kısmeti anlatıyor. Bu dönem içerisinde arkadaşlar bakar mısınız? Öyle bir fincanı çekmişim ki burada sanki bir rakamı var. Zaten az önce bir rakamının güzelliğinden bahsetmiştim. Şurada da bir yuvarlak var. Sanki şurada bir 10 rakamı var gibi görünüyor bu bir. İkincisi burada bir insan var. Burada da yine bir insan var. Saçı birazcık uzun. Yani bir tarafa kadın, bir tarafa erkek diyebiliriz. Çünkü şuradaki kişi bakın bir kadın da olabilir. Bilemiyorum ama iki taraftan bir tanesi mutlaka kadın ve bir kişinin adında soyadında arkadaşlar A harfi görünüyor ve bu iki kişi arasında çok temiz konuşmalar var. Ve düşünülen şey de sadece iki kişiyi şimdi böyleydi ya. Sağ taraf tabii ki çok çok olumlu bir şekilde etkileyen bir olay olarak görünüyor. Sanki arkadaşlar ikisi de dizlerinin üzerine çökmüş bir şekilde. Yani yere çökmüşler, diz kapaklarının üzerine doğru duruyorlar. Ve karşılıklı olarak sanki ya birbirlerine avutuyorlar, ya birbirlerine yemin edip söz veriyorlar. Sanki böyle bir imam nikahı kıyılır gibi bir enerji aldım nedense. Ya da arkadaşlar burada çok büyük bir gizli, sırlı olay konuşuluyor. Ama daha çok ne enerjisi aldım Pınar? Dediğim gibi bir imam nikahı gibi bir şey olabilir. Yeni anlamda bir söz verme durumu söz konusu. Hani böyle çok fazla gizli iş görüşmesi değildi arkadaşlar. Aşk görüşmeleri, aşk konuşmaları gibi bir enerji var burada. Ve çok da güzel görünüyor yani açık söylemek gerekirse. Kuşa bakar mısınız? Gagasına bakın. Gaga'ya bakın, bu göze bakın. Gördüğünüzü ben düşünüyorum arkadaşlar. Köpek gibi falan görünüyor diyebilirsiniz. Şu kulak sizi yanıltmasın. Gaga'sı çünkü çok sert böyle bir gagası sert köpek yok. Şurada da gözü var. Şimdi arkadaşlar, bu hayvanın yapısı bana birazcık böyle. Bakın görüyor musunuz? Baya baya belli ya bu bir kuş. Şahin gibi görünüyor. Şahin arkadaşlar sizlerin bir şeyleri önceden kestirebilmeniz, önceden taül etmeniz. Birisi A demeden Hı, sen bu kelimeyi söyleyeceksin. Senin bakışlarından, hareketlerinden ben senin ne demek, ne yapmak istediğini, her şeyini anlıyorum dediğiniz bir halde olduğunuzu. Aynı zamanda bu dönemde şansınızın çok çok yüksek olmasını, hiç beklemediğiniz yerlerden ve insanlardan güzel iyilikler görme durumlarını anlatır. Siz bir yerden para beklerken size başka yerden para çıkar gelir. Yani abi beni işe alsınlar derken başka bir yerden para gelir, kendi işinizi kurarsınız ve kend yani birisinin artık sizi işe almasını beklemezsiniz. Çünkü kendi işinizi kurmuşsunuzdur zaten. Hani biraz daha gündemleriniz sizi şaşırtabilir. Çünkü şahin arkadaşlar biraz daha dediğim gibi bir şeyleri önceden kestirebiliyorum. Bir şey olmuyorsa Demek ki bir sebebi var. Ben bunu da idrak edebilirim. Aa niye olmuyor deyip de bir isyan durumu yok bakın. Her şeyi önceden fark edebiliyorsunuz. Bu arada en çok da arkadaşlar değişimi nerede ya da bu bir şeyleri önceden kestirebilme olayını ben nerede fark ediyorum? Ailede. Aile içi konular. Şu anda aile içinde mesela kardeşinizin geleceği, kendi geleceğiniz, ailemle ne olacak? Bunları ben önceden kestiriyorum. Aklıma bir şey geliyor. Aklıma gelen şey demek ki doğru diyebilirsiniz. Bir de Aile içinde şu anda ne konuşuluyor mesela? İş mi? Para mı? Bebek mi? Bir sağlık mı? Sinir olduğunuz bir insan mı? Ne konuşuluyor? Ve o konuda siz ne yorum yapıyorsunuz? Bu kişi kesinlikle şöyle bir olay olacak. Şu şöyle olacak. Bunlara mı diyorsunuz? Bakın bu konudaki görüşleriniz de baya baya hani çıkıp gerçekleşme ihtimali olan şeyler. Bu süreçte arkadaşlar sizleri güzel bir mutluluk bekliyor. Sanki birileri sizin mutluluğunuzun üstünü birazcık örtmeye çalışmış. Birileri sizi arkadaşlar yani çok böyle sallamış yani baya baya sallamış. Sizi çok çok oyalamışlar. Çok oyalandığınız için de oyalandırıldığınız için de birazcık kısmetleriniz gecikmiş. Adında soyadında A, E, R, P harfleri olan tabii ki hepsini barındırması mümkün değil. A, E, R, P harfleri olan biri var. Ayın 11'inde, 12'sinde, 21'inde, 22'sinde bu kişiyle sizin bir görüşmeniz olabilir. Bu görüşme yaptığınız insanla arkadaşlar sizin bir yakınlaşmanız beraber böyle çok fazla insanları olduğu, kalabalıkların olduğu bir ortamlarda bir buluşma durumunuz olabilir. Bu kişiyle siz bir iş hallediyorsunuz diyebilirim. Güzel bir altı rakamınız var arkadaşlar. Altı rakamı altılı süreçleri değil. Sizin için artık bazı şeylerin değişmeye başladığını ve siz de bu değişime eğer ayak uydurursam işte şu kişiler yapıyor şöyle para kazanıyorlar. Böyle yapıyorlar. Sevdikleri insanları elde ediyorlar. Hayatlarında böyle güzel şeyler oluyor. Demek ki bir şeyler değişiyor. Benim de böyle yapmam lazım diyerek siz de böyle değişen şeyleri bir ayak uydurma durumunuz var. Bu hafta dikkat edin bakın böyle küpe gibi, ayakkabı gibi yani bir tane teki var bir teki daha var. İşte iki kişide alyans vardır işte elinizde. Bir kişinin alyansı Kaybolabilir dediğim gibi ayakkabı gibi bir şeyden ikincisi mi var bir anahtardan ikincisi mi var bakın bu kaybolabilir ek yedek kartlar mı var mesela bunlardan bir tanesinde bir kaybolma durumları olabilir çünkü bir tekinde bir kaybolma var neden derseniz bilmiyorum belki koyduğunuz yeri unutabilirsiniz o yüzden bir eksiklik görünüyor bununla alakalı. Şimdi arkadaşlar şurada kısacık bir yolunuz var ve leylekle beraber gidiyorsunuz. Hani şey denir ya leyleği havada mı gördün diye. Hani bir anda böyle yapılan ani gezmeler, çok fazla yapılan gezmeler, uzaklara yapılan gezmeler. Bakın hep gezme diyorum farkındaysanız. Bunları anlatır. Sizin de böyle hemen bir yola gitmeniz ve hemen dönüp dolaşıp tekrar bir yola gitmeniz gibi bir olayınız görünüyor. Bu yolda arkadaşlar adında soyadında S E ya da N, S, E, N, Z harfi olan Tabii ki hepsini barındırmasına gerek yok. Şu alanda bu kişiye yakın gördüğüm için söylüyorum ama özellikle S harfi, S harfinde ısrarcıyım. Bu harfteki adı soyadında, kızlık soyadında bu harf olan bir insanla sizin beraber yaptığınız bir e, gezi planı, gezi yolculuğu var görünüyor. Dediğim gibi belki de önceden ertelenen şey buydu. Şimdi bunun için tekrar bir şeyler yapılabilir. Size dış kısımda dedim ya sanki ben bir dini nikah görüyorum diye. Şurada bir yüzük var. Yüzüğün o tek taş var ya tek taş, taş kısmı. Oraya kadar belli yarım kalmış bir taş. Burada da cami o cami var ya kubbesi kubbesinin üstünde bir kısım olur. Bakın. Ve bu camiden arkadaşlar bir şey çıkıyor. Altında da yarım kalmış bir yüzük var. Yani şimdi fincanın içini bozmak istemiyorum ama şurayı şöyle tamamladığınızı düşünün yuvarlak bir şekilde. Bu bir yüzük. Yanında da insanlar var. Şu camiyi bence herkes gördü. Görüyor musunuz camiyi? Temin de dedim şu kısımda sanki bir imam nikahı var. Böyle dini olarak bir dua durumu, böyle bir şeyler için bir dua ediliyor. Böyle bir durum var. Yalnız şimdi benim bu söylediğim biraz kendisini fazla gösterdi. Yani tövbe haşa bir şeylere Aa, şu olacak bu olacak yüzde yüzdür demek tövbe haşa benim haddime değil. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi böyle bir hissiyet içerisine girdim. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi evli birisi gelip e, sizden böyle bir istekte bulunabilir. İşte gel sen benim imam nikahlım ol. Ya benim imam nikahını al. Böyle bir olayınız olabilir. Bu bir. İkincisi bir Ya büyü demeyeyim de arkadaşlar şimdi hmm. Biri size sürekli kavuşmak için dua eder, dua eder, dua eder. Bir rukiye deneyebilir, bir havas ilminden ya da vefk ilminden faydalanma çabası içerisine girebilir. Size sürekli terapatik mesajlar göndererek yani işin aslında dini yönünü değil de biraz daha belki bazı konularda manevi yönünü kullanmaya çalışabilir. Yani manipüle demeyeceğim buna dediğim gibi sürekli böyle rüyanızda onu görmeniz için bir şeyler yapıp böyle yastığının altına falan koyma gibi hareketler içerisinde bulunabilir. Yani dediğim gibi bu tarz rüyalar gördüğünüzde ''Aa ben işte bu insanı niye rüyamda görüyorum?'' demeyin. Ee, bu söylediğime hazırlıklı olun. Yani dediğim gibi bakın burada evli olup olmamanız çok fazla önem arz etmiyor. Yani bir şey biri bir şey yedirse yemeyin ya arkadaşlar. Su bile verseler içmeyin. Kendi suyunuzu yanınıza götürmeniz önemli olacaktır özellikle bu dönemde, bu hafta. Ekstra dikkat edin. Ya ben sana kahve yaptım. Sen yani niye bana geldin? Kahve yaptın şimdi. Ee, biraz sorgulayın, içmeyin. Bir çiçeğin dibine falan dökün. Yani toprak ya böyle görünmez kahverengi olduğu için. Yani dikkat etmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar bir döngü artık yavaş yavaş tamamlanmaya ve sizin gözünüz açılmaya başlıyor. Dediğim gibi bir şeyler değişiyor. Ben yerimde sayıyorum. Herkes her şeyin sahibi olurken ben niye böyleyim? Diyerek sizin bakın çoluğunuz çocuğunuz evet benim çocuğum hiç cesaret yok. Hiçbir şeyin sahibi olamıyor. Öylece duruyor. İşte bir şeyler yapsın istiyorum diye olabilirsiniz. O kadar uğraşıyorum çaba veriyorum hiçbir şey olmuyor. Neden olmuyor? Demek ki bir yerlerde bir sıkıntı var. Bir şeylerin böyle bir değişimini yakalamak bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Bununla belki bu hafta biraz daha ilgilenme durumunuz gözünüzün özellikle açıldığı alan böyle görünüyor. 3 tane niyetin akışı var arkadaşlar. Bunlar biraz daha evet ilerleyen süreçleri ilgilendiriyor ama onlar da gayet güzel bir akışta. Burada karşılıklı olarak bir konuşmanız var. İşte orası şurada anlattığım, en başta anlattığım yerle alakalı. Bakın görüyorsunuz orası zaten en hızlı akan kısım. Şurası da arkadaşlar gayet güzel aktı. 3 tane güzel niyet burada görünüyor. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.